Selamun aleyküm. Akesu standındayız. Akesu'nun ürünlerini incelemeye devam ediyoruz. Bu şu anda üzerinde yazmıyor. Bu Lotus modeli. Bu fuara, daha doğrusu Akesu'ya da yeni gelmiş. Fuara da hemen getirmişler bunu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bunu normalde Haziran, Temmuz gibi herhalde piyasaya süreceklermiş. Şu anda piyasaya sürülmemiş ama burada teknik özellikleri yazıyor. Hemen teknik özelliklerinden de bir bahsedeceğim. 72 volt, 1200 watt gücünde motoru var. 72 volt 41 amper grafen bataryası var. Yani bu bataryayla bu araç rahatlıkla 100 km yapabilir. Çünkü bununla 100 km'nin üstüne çıkmışlar aynı aküyle. Bu herhalde özel bir teknoloji akü. Daha önceden çok fazla ben bunu gördüm dersem yalan olur. Duydum ama görmemiştim. Onun haricinde 3-10 lastikler var. Lastikleri 10 inç yani. Taşıma kapasitesi 200 kilogram demiş. Yani 200 kilogram rahat taşıyormuş arkadaşlar. 25 kilometre saatte hızı varmış. 40 ile 60 kilometre menzil vermiş ama benim anladığım kadarıyla bunu 41 amperlik grafen aküyle daha fazla menzil yapacağını zannediyorum. Ama araç, şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bence gayet güzel. Yani görünüş olarak, renkleri olarak çok güzel yapmışlar. Gerçekten bayağı bir yoğun ilgi var. Çünkü görünüşleri falan, tarzları falan gayet güzel. Yani tarz olmak istiyorsanız böyle güzel bir alet alıp bence tarzınızı konuşturabilirsiniz. Bayağı bir dikkat çeker. Yani bununla yazlık yerlerde falan kullandığınız zaman çok güzel dikkat çekecektir. Şöyle ön taraftan incelemeye başlayalım. Ön tarafta gördüğünüz gibi disk frenimiz var. Gayet güzel. Bu şeyler, çamurluklarımız falan, gördüğünüz gibi rengi de güzel ve yaldızlı bunlar. Burada önde güzel bir çantamız var. Yani şöyle söyleyeyim, yıllardır bu işin içindeyiz arkadaşlar. Bu tarz ürünleri falan inceliyoruz. Hem renk olarak hem tarz olarak görebildiğim en güzel ürün diyebilirim size. Yani ilk defa görüyorum bunu. Burada ledler var, sinyaller gayet güzel olmuş. Burada da hem angel farımız var hem de mercekli farımız var. Bu da bence gayet güzel olmuş. Aracın renginde burada da bir siperlik var. Burada el frenimiz aynı şekilde, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fren şeyimiz de kolumuzda var. Burada dörtlü flaşörümüz var. Ürünlerin hepsi de dörtlü flaşör olması bence artı. Gayet iyi. Çünkü genelde bu tarz ürünlerde dörtlü flaşör olmuyor ama bunlar da yapmışlar, koymuşlar. Bence olması lazım. Çünkü yolda giderken yani bir otobanın kenarında gittiğinizi düşünün. Mecbur kaldınız, otobanın kenarından gidiyorsunuz. Dörtlü flaşörü yakarak dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Onun haricinde farlarımızı buradan açıp kapıyoruz. Sinyallerimiz var. Gayet güzel. Kornamız var. Şöyle ufak bir cebimiz var burada. Buraya herhalde sonradan USB falan gibi bir şey takılacak büyük ihtimalle. Çünkü bu daha yeni gelmiş. Burada ekranımız var. Bunun 3 kademeli hızımız, ileri geri vitesimiz var. Ön frenimiz hidrolik, arkalar kampana ve fren. Yani ön taraf hem hidrolik hem disk fren arkadaşlar. Aynalarımız da yuvarlak ve bombeli. Güzel. Yani arkayı güzel gösteriyor. Ayak freni var aynı zamanda. Hem el, bak buradan da arka fren. Oradan da arka frenimiz mevcut. Bence gayet iyi. Ayrıca el frenimiz de var. Koltuk döşemeleri falan, malzeme kalitesi fena değil arkadaşlar. Gerçekten hani bu tarz ürünlerde görebileceğimiz yani en kaliteli malzemeyi kullanmışlar diyebilirim. Genelde çünkü bu tarz ürünlerde malzeme standart oluyor ama bu bir tık daha böyle iyi olmuş. Belki renginden dolayı bize öyle gözüküyor. Belki de gerçekten çok iyidir arkadaşlar. El frenimiz de bu şekilde arkadaşlar. Gayet sağlam gözüküyor. Freni, tellerini falan ayarlamışlar, sert duruyor. Arkada da bir çantamız var ama şöyle ayak koyma yerleri falan bayağı iyi arkadaşlar, geniş. Zaten bunlar standart, hemen hemen hepsinde bu şekilde geniş. Şurada şarj yerimiz var. 6 ile 8 saat arası evden şarj edebiliyoruz. Bu koltuğumuz kalkıyor zaten, akü makü beyin beyin bu ön koltuğun altında. Bu arka koltuğu kaldırdığımız zaman da ufak bir kamyonet gibi oluyor herhalde. Şu koltuğu kaldırabilir miyiz reis? Şimdi Fırat Bey bize yardımcı olacak sağ olsun. Bunu anahtarla mı oluyor yoksa elle mi? Ha, bu şekilde, tamam. Anahtarı da zaten buradaymış. Bu şekilde kocaman bir bagajımız oluyor. Gayet güzel. Arkada da böyle bir çanta yerimiz var. Yani arka tarafı bagaj olarak değil de bir arkadaşımız bindiği zaman, iki kişi bindiği zaman, öyle değil mi Fırat Bey? O şekilde iki kişi oturduğu zaman burayı da ufak tefek çantaları varsa veya bir şeyleri varsa koyabilirler. Gördüğünüz gibi stop lambamızın da plaka lambamızın fişi şu anda boşta. Yani bu daha yeni geldiği için böyle arkadaşlar. Bu toparlanacak. Daha sonra da
oturabilir. Haziran gibi değil mi? Haziran gibi. Haziran gibi satışa sunulacakmış bu. Burada stop lambaları falan da var. Bakın LED bunlar. Fren lambaları, sinyaller. Hepsi güzel arkadaşlar gerçekten. Gayet şık. Şu an geri vitesli herhalde. Evet. Gayet güzel arkadaşlar ya. Bu araç benim hoşuma gitti. Şu jantı falan mesela bakın. Yani evet, ayak mesafesi falan çok geniş. Şöyle Fırat Bey de zaten ayağını gösteriyor. 43 numara, 42 numara mı? 42 numara. 42,5. 43 ile 42. Bak tam denge şey yapmışım yani. 42,5 numara ayakkabısı var ve arkaya rahatlıkla da sığıyor. Yani 47 numara da olsa gene sığacak. Gayet geniş arkadaşlar. Gayet güzel. Jantları, kapakları benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yani yazlık yerlerde falan yaşayan arkadaşlar, şehir içinde de olur. Fark etmez. Yani İstanbul içinde de, mesela biz İstanbul'dayız. Burada da rahatlıkla kullanılabilir yani. Aköso Lotus böyle gerçekten güzel bir ürün. Şu andaki fiyatı falan belli değil. Ama Haziran'da satışa sunulacakmış. Aköso'yu takip ederseniz arkadaşlar fiyatlarını da öğrenebilirsiniz. Aköso'da bayağı güzel ürünler de var. Şöyle bir gösterelim. Özellikle şurada bir kamyonet var arkadaşlar. Kargo Bull demiş. Aköso bu bayağı güzel. Yani yakın bir zamanda gelirse bu araç satılır diye düşünüyorum. Fiyatı da uygun olacaktır inşallah. İnsanlar da alırlar, rahat rahat binerler. Ticaret yapan arkadaşlarımız da masraflarından bayağı bir kurtarmış olurlar bu araçlarla. Zaten şunları da mesela ticari amaçta kullanılabilir. Yani su satanlar. Bu da Aköso Yaki'ymiş arkadaşlar. Yaki. Evet arkadaşlar, şimdilik Lotus incelememiz bu kadardı. Şöyle bir arkadaki motoru da bir gösterelim isterseniz. Motorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Frenlerimiz kampana. Ön tarafta disk fren vardı. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa seviniriz. Hoşça kalın.